Kurban olurum Kilis, senin her halin güzel. Tarihiyle, tabiatıyla, insanıyla her hali güzel olan Kilisli kardeşlerimle kucaklaşmanın bahtiyarlığı içindeyim. Aşkınız, sevdanız, ahde vefanız için her birinize teşekkür ediyorum. Yavuz Sultan Selim'e yol ve gaza arkadaşlığı yapan Kilis'in gönlümüzde müstesna bir yeri vardır. Kilis, son seçimlerdeki dik ve dirayetli duruşuyla bu yeri perçinlemiştir. 14 Mayıs'ta milletvekilliğinde %69'u aşkın oy oranıyla Cumhur İttifakı dediniz. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda %70 gibi çok yüksek bir oy oranıyla şahsıma teveccüh gösterdiniz. Her iki seçimde de çok kararlı bir şekilde bu kardeşinize sahip çıktığınız için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Böylece Kilis'te yol arkadaşlığımızı daha da güçlendirmiş olduk. Rabbim muhabbetimizi, dayanışmamızı daim eylesin diyorum. Bu rekor oyların bizim için iki önemli anlamı bulunuyor. İlki, Kilisli kardeşlerimizin şahsıma olan güvenini gösteriyor. İkincisi, mesuliyetimizin ne kadar büyük olduğunu anlatıyor. Kilis'in bizden beklentilerinin farkındayız. Kilis'in ihtiyaçlarını, taleplerini ve hedeflerini çok iyi biliyoruz. İnşallah bu umutları boşa çıkarmayacağız. Sizlere layık olmak için daha fazla çalışacak, ter dökeceğiz. Kilis'in şahsımıza olan muhabbetinin hakkını vermek için eser ve hizmet üretmeye devam edeceğiz. Tabii kilise girerken emniyetten dedim ki meydanda şu anda ne kadar vatandaşımız var? Ne dediler? Şu anda meydanda 28 bin kişi var dediler. Allah nazardan saklasın. Sevgili kardeşlerim, bundan bir sene önce millet olarak asrın felaketini yaşadık. Tarihimizin en ağır afetinde 53 binden fazla canımızı toprağa verdik. Kilis'te 33 kardeşimiz depremlerde hayatını kaybetti. Enkazların altında kalarak vefat eden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabrı cemil niyaz ediyorum. Felaketin 3. günü olan 9 Şubat'ta Kilis'e gelmiş, sizlerin acısını paylaşmış, devletimizin yanınızda olduğunu ifade etmiştim. Ardından 31 Mart'ta bir kez daha şehrimizi ziyaret ederek iftarımızı sizlerle birlikte açmış, yapılan çalışmaları yerinde görmüştük. O günden bu yana Kilis'in de aralarında bulunduğu deprem şehirlerimizi asla ihmal etmedik. Seçim sürecine, bölgemizdeki çatışmalara, ülkemizdeki diğer meselelere rağmen elimizi deprem bölgesinden hiç çekmedik. Kabine toplantılarımızın değişmez gündemi daima bölgede yürütülen inşa ve ihya çalışmalarıydı. Yapılan işleri, atılan adımları, karşılaşılan sıkıntıları tek tek takip ettik. Bakanlarımız da sık sık depremzede illerimizi ziyaret ederek yürütülen faaliyetlerle yakından ilgilendiler. Ama bu arada deprem turistleri ise bölgeye şöyle bir uğrayıp enkazlar önünde poz verdikten sonra çekip gittiler.
Bir daha yolları buralara hiç düşmedi. Kendilerine istismar edecek yeni konular buldular. Sırf beklentilerine uygun oy vermediler diye depremzedelerimize yapılan hakaretleri, nobranlıkları, vicdansızlıkları burada saymıyorum bile. Değil bir sene, üzerinden 10 yıllar geçse de bu ahlaksızlıkları unutmayız, unutturmayız. Yüreği yaralı insanlarımıza yapılan o hakaretler faillerinin alınlarına kara bir leke olarak yapışmıştır ve hep orada kalacaktır. Bir daha hiç kimse milletimize böyle davranmaya cesaret bile edemesin diye kirli tarihlerini yüzlerine vurmayı sürdüreceğiz. Deprem ülkemizin en acil, en önemli meselesiyken halen bu çevrelerin gereken dersi almadığını üzülerek görüyoruz. Yönettikleri şehirleri depreme hazırlamak gibi ne bir dertleri var, ne de böyle bir gündemleri var. Reklama harcadıkları meblağlar, depreme ayırdıkları bütçelerden kat be kat daha fazla. Depremle, kentsel dönüşümle hiçbir hedef ortaya koymuyorlar. Türkiye daha bir sene önce 53 bin canını yitirmemiş, asrın en büyük tabii afetlerinden birini yaşamamış gibi hareket ediyorlar. Ne diyelim? Allah milletimizi bu aymazların eline düşürmesin. Kardeşlerim, diğerleri ne yaparsa yapsın, bizim birinci önceliğimiz deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılmasıdır. Bu konudaki samimi gayretlerimizi sizler de görüyorsunuz. 14 milyon insanı etkileyen 11 şehrimizin 124 ilçesindeki 7 bin mahalle ve köyünde ağır yıkıma yol açan depremin yaralarını hızla sarıyoruz. Şimdiye kadar 76 binden fazla konut ve köy evini hak sahiplerine teslim ettik. Her ay 15-20 bin civarında konut ve köy evinin teslimini yapacağız. Zira yaparsa eyvallah. Yıl sonuna kadar inşallah 200 bin evi hak sahipleriyle buluşturmayı hedefliyoruz. Kilis diğer illerimize nazaran depremden daha az etkilendi. Depremde Kilis'te 457 bina yıkıldı. Acil yıkılacak ve yıkık 608 bina enkazının tamamı kaldırıldı. Ağır hasarlı 1928 binadan 1769'unun da enkazı temizlendi. Kilis'te 1555'i konut olmak üzere toplam 1741 hak sahibimiz bulunuyor. Şimdiye kadar toplam 1494 konutun kurasını çektik. Bunları Kilisli hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik, ediyoruz. Geriye kalanların yapımı hızla devam ediyor. Bunun dışında Kilisli depremzedelerimize sadece kira yardımı olarak 72 milyon lira ödeme yaptık. Deprem çalışmalarında kullanılmak üzere şehrimize 500 milyon liranın üzerinde kaynak aktardık. Devlet ve hükümet olarak bu zor günlerinde Kilis'in yanında olduğumuzu gösterdik. İnşallah bundan sonra da Kilis'i çaresiz ve sahipsiz bırakmayacağız. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten, musibetten muhafaza eylesin diyorum. Sevgili Kilisliler, çok değerli kardeşlerim, Kilis milli mücadelenin de kahraman şehirlerinden biridir. Al atıma gümüş eğer takarım,
ta ezelden vatan derdi çekerim. Kilis için ben dünyayı yakarım. Ölürüm gavura yar etmem senin. Evet, müstevliler karşısında işte böyle haykırarak kilisi işgalcilere dar eden Kuvayi Milliye şehit ve gazilerini rahmetle, minnetle yad ediyorum. Hani baharda kilisin ovalarını kızıl gelincikler sarar ya, işte buralara geldiğimizde bizim gönlümüzü de sizlerin muhabbeti kaplıyor. Alimler, arifler, şairler şehri olan Güney Türkmenlerinin adeta dağ gibi vatan sınırlarını beklediği kilise ne kadar hizmet etsek azdır. Çünkü bu topraklar manevi derinliği olan topraklardır. Şehit kanlarıyla mühürlenmiş bu muazzez topraklara minnet borcumuzu ödeme şuuruyla hareket ediyoruz. Şunu açık ve net ifade etmek isterim. Tek bir gayemiz var. O da kilisin kalkınmasıdır. Gelişmesidir. Refahının artmasıdır. Biz iş yapmanın, hizmet üretmenin, taş üstüne taş koymanın derdindeyiz. Muhalefetin neler peşinde koştuğunu zaten sizler de biliyorsunuz. Biz Kilis ve diğer vilayetlerimiz için tuğla üstüne tuğla koyalım diye adeta gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Onlar ise siyasi ikballeri uğruna her türlü gayrimeşru, gayri ahlaki yola başvurmaktan çekinmiyorlar. Kaynağı karanlık para desteleriyle kule yapmak dışında ortada icraatları yok. Dolar dolar çantalar, avrolar. Hayırdır? Bu parayı ne yapacaksınız? Neymiş? Cumhuriyet Halk Partisi'ne bina satın alacaklarmış. Kim? İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı. Akıllı telefonlar çıkınca malum hayatımız çok kolaylaştı. Uygulamaya giriyorsunuz, eşinizin, dostunuzun, çocuğunuzun, şayet ticaretle meşgulseniz mal aldığınız tedarikçinizin hesabına parayı çantalarla saniyeler içinde zahmetsizce gönderiyorsunuz. Sıra beklemeniz, kağıt kırtasiye işleriyle uğraşmanız gerekmiyor. Anlaşılan bu teknoloji henüz CHP'ye ulaşmamış. Çünkü ulaşmış olsa kendilerini yormaz, işin kolayı varken herhalde zoru tercih etmezlerdi. Ama bakıyorsunuz deste deste paraları çantalarla, valizlerle taşıyor. 5-6 kişi saatlerce dolar saymaya, avro saymaya yetiştiremiyorlar. Hatta para saymak için etrafta kim varsa toplayıp onlardan da yardım istiyorlar. Akıllı telefonla 30 saniyede yapabilecekleri basit bir işlem için neden bu kadar zahmete girdiklerini bir türlü açıklayamadılar. Paranın nereden geldiği ve nereye gittiği de belli değil. Eline mikrofonu alan farklı bir senaryo yazıyor, yeni bir hikaye uyduruyor. Medyada ne kadar tetikçileri varsa tekmili birden uğraştılar, didindiler ama milletin zihnini kurcalayan sorulara tatmin edici cevap veremediler. Aslında kendisi hesap uzmanı olan Bay Kemal bunları çok rahat izah edebilirdi. Fakat nedense skandalın başından beri onun da sesi soluğu çıkmıyor. Bunlar lafa gelince şeffaflıktan, dürüstlükten bahsetmeyi çok severler. Ancak ne para işlerinde
ne ittifak işlerinde bu sözlerine sadık kalırlar. Kandil'in güdümünde siyaset yapanlarla kurdukları gizli ittifakın boyutunu ve derinliğini CHP'li vatandaşlarım dahil kimse bilmiyor. Neyin karşılığında hangi ilçelerde adaylarını çektiklerinden, belediye meclisi listelerini neye göre belirlediklerinden, devşirme adaylarla ne yapmaya çalıştıklarından, hasılı kapalı kapılar arkasında çevirdikleri dolaplardan CHP'li pek çok yöneticinin de deme oy verenlerin de haberi bilgisi yok. Kimlikler, partiler ve adaylar hercümerç olmuş durumda. Doğan görünümlü şahin misali. Dışı farklı, içi farklı bir muhalefet anlayışıyla karşı karşıyayız. Kardeşlerim, Büyükşehir Belediye Başkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı olarak 30 yıldır huzurunuzdayım. Hiçbir işimizi milletimizden gizli saklı yapmadık. İttifaklarımızı da bu şekilde kurduk. Cumhur İttifakı olarak hangi illerde ittifak yaptığımız, hangi illerde seçimlere ayrı girdiğimiz belli. Ortak hareket ettiğimiz yerlerde dayanışma içinde çalışıyoruz. Seçimlere ayrı girdiğimiz yerlerde ise centilmence rekabet ediyoruz. Kimseyi kırmadan, dökmeden siyasetin bir hizmet yarışı olduğunun bilinciyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kilis'te de AK Parti olarak biz kendi adaylarımızla yarışıyoruz. 9 gün kaldı. Hazır mıyız? Amacımız projelerimizle, programlarımızla Kilisli kardeşlerimin gönlüne girip 5 sene daha şehrimize hizmet için sizlerden icazet almaktır. İnşallah sizlerin de desteğiyle bu hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Cumhurbaşkanıyla, bakanlıklarıyla biz hep belediye başkanlarımızın yanında olacağız. Sizi yalnız bırakmayacağız. Tabii bunun için önce sizlerin güçlü bir desteğine ihtiyacımız var. Şimdi buradan öyle bir ses verin ki sınır ötesinden bile duyulsun. Hazır mıyız? Kilis. Serhat şehrimiz Kilis. Gönlümüzün sultanı Kilis. 31 Mart'ta Türkiye yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar ana kademe, kadın kolları, gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Kilis'le birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? Rabbim hepinizden razı olsun. Biliyorsunuz önümüz bayram. Ramazan bayramından önce vereceğiniz oylarla 31 Mart'ı Milli İrade Bayramı'na dönüştürelim istiyoruz. Bunun için sizlerden adaylarımıza çok güçlü destek bekliyorum. Her birinize destek ve dualarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Kayseri'den sizlere selamlar getirdim. Muhteşem bir miting orada yaptık. Bizim siyasetteki yegane referansımız, hizmetlerimiz ve yatırımlarımızdır. Biz icraatlarıyla konuşan, şehirlerimize kazandırdıkları eserlerle konuşan bir kadroyuz, böyle bir hükümetiz. Meydanlarda verdiği sözleri göreve gelince unutanlardan hiçbir zaman olmadık. Önce hayalleri hedeflere ve programlara, ardından da bunları gerçeklere dönüştürmeye devam edeceğiz. Kilise son 21 yılda
güncel rakamlarla toplam 26 milyar lira yatırım yaptık. Eğitimde 1045 adet yeni derslik kazandırdık. Kilis 7 Aralık Üniversitemizi kurduk. Gençlik ve sporda 4319 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. Ayrıca 2500 seyirci kapasiteli Kilis spor salonu başta olmak üzere 10 spor tesisi inşa ettik. Kilisli ihtiyaç sahiplerine 2 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Şehrimize toplamda 300 yataklı 4 hastane dahil 21 sağlık tesisi kazandırdık. TOKİ vasıtasıyla 1929 konutu tamamlayıp sizlere teslim ettik. 1854 konutun yapımına devam ediyoruz. İktidara geldiğimizde il sınırları içerisinde atık su arıtma tesisi yoktu. Bugün kurduğumuz atık su arıtma tesisiyle belediye nüfusunun %96'sına hizmet veriyoruz. Merkezde Karataş Millet Bahçemizin yapımına TOKİ eliyle devam ediyoruz. Ulaştırmada 2 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 51 kilometreye ulaştırdık. Gaziantep Kilis yolunu, Kilis çevre yolu, Öncü Pınar ayrım yolu, Kilis Hassa yolunu ve Nurdağı Hassa ayrım Kilis yolunda bulunan tahta köprülerini tamamladık. Kilis Musa Beyli yolu, Gaziantep ayrımı Elbeyli, Suriye hududu yolu ve Nurdağı Musa Beyli Akbez ayrımı yolunun yapımına devam ediyoruz. Gaziantep Kilis demir yolu etüt projesini tamamladık. Kilis'e 2 baraj, 6 sulama tesisi, 7 içme suyu tesisi, 1 arazi toplulaştırma, 12 taşkın koruma tesisi, 3 gölet ve 4 yeraltı depolama tesisi inşa ettik. Kilisli çiftçilerimize 7,5 milyar lira tarımsal hibe desteği verdik. Seve ve Afrin barajları ile demirciler Sapkanlı ve Üçpınar göletlerinin yapımını tamamladık. Kilis'in içme suyu problemini çözdük. Musa Beyli ve Narlıca barajları ile sulamalarının yapımı sürüyor. Polateli Şahin Bey organize sanayi bölgesini kurduk. Ayrıca 128 hektarlık alanı kamulaştırarak Kilis organize sanayi bölgesine dahil edip sanayicimizin hizmetine verdik. İstihdamı desteklemek için Kilisli işverenlere 1 milyar lira prim teşviki verdik. Enerjide merkeze ve Polateli'ne doğal gaz arzını sağladık. Daha bunların dışında pek çok hizmeti ve eseri şehrimize kazandırdık. Şimdi isterseniz şehrimize yaptığımız yatırımları şöyle kısaca görüntülü olarak da bir hatırlayalım. Medeniyetler Kavşağı Kilis, 21 yılda her alanda eser ve hizmetlerle büyüdü, gelişti. Kilise modern hastaneler kazandırıldı. Son teknolojiyle donatılan poliklinikler ve aile sağlığı merkezleri vatandaşlara kaliteli sağlık hizmeti sundu. 112 acil çağrı merkezi Kilis'e hizmet vermeye başladı. TOKİ'nin yaptığı sağlam konutlar kentin altyapısını kuvvetlendirirken asrın felaketinin yaralarını sarmak için başlatılan konut seferberliği sürüyor. Hak sahiplerine konutları verilmeye başlandı. Cumhurbaşkanıyla, bakanlıklarıyla, kurumlarıyla, belediyelerimizle el ele vererek şehirlerimizi güvenli, huzurlu, müreffeh hale getirecek adımları atıyoruz.
Kilise 7 Aralık Üniversitesi açıldı. Binlerce öğrenci ve yüzlerce akademisyen için sunulan imkanlar artırıldı. Deney yap atölyeleri faaliyete başladı. Her kademede kilisin geleceği için yeni okullar inşa edildi. Kilise gelen öğrenciler için KYK yurtlarının sayısı artırıldı. Gençler başta olmak üzere kilislilerin sosyal ve kültürel olanakları artırıldı. Bilim, kültür ve sanat merkezleri, spor salonları hizmet vermeye başladı. Gençlik merkezleri kilisli gençlerin kültürel ve sosyal gelişimine katkı sağladı. Geçtiğimiz 21 yılda gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımlarını Türkiye yüzyılının altyapısı olarak görüyoruz. Kültürel varlıkların korunması ve restorasyonu sağlanırken medeniyetlerin mirasları için Kilis Müzesi başta olmak üzere müzeler açıldı. Mesire alanları kilislilerin istifadesine sunuldu. Kilis Millet Bahçesi'nin proje hazırlıkları sürüyor. Baraj ve göletlerle Kilis'in tarım arazilerinin sulanması ve tarımsal verimin artırılması sağlandı. İçme suyu, taşkın koruma ve arıtma tesisleriyle ben sulama projeleri hayata geçirildi. Katı atık düzenli depolama tesisi hizmete alındı. 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı Şehirleri için hazır mıyız? Kilis'te organize sanayi bölgesi ve ticaret alanları Kilis'in ekonomisine önemli katkılar sunmaya başladı. Teşvik ve desteklerle girişimcilik eğitimleri verildi. Kilis güçlenerek, büyüyerek ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine bir bir ulaşarak geleceğe yürümeye devam edecek. Şehirlerimizi gerçek belediyecilikle geleceğe hazırlama konusunda 31 Mart'ı tarihi bir dönüm noktası olarak görüyoruz. İnşallah 31 Mart'tan sonra bunlara yerel yönetimlerle işbirliği içinde çok daha fazlasını ekleyeceğiz. İl ve ilçe belediye başkan adaylarımızı sizlere emanet ederken Cumhurbaşkanınız olarak sizlerin hakimi değil hizmetkarı olarak belediye başkanlarımla, belediye meclis üyeleriyle inşallah şehirlerimizi yepyeni, yeniden ayağa kaldıracağız. Ben de kilisli kardeşlerimin özellikle adaylarımıza güçlü destek vereceğine inanıyorum. 31 Mart'ta Kilis'ten güzel haberler bekliyorum. Buna hazır mıyız? Buna hazır mıyız? Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet. AK Parti Kilis İl Başkanı Zihni Serhan Diyarbakırlı.